Buyur kardeşim, senin sorun var galiba. Hani ablacım diyor ya, diyor benim cebimde iPhone 7 var. Diyor ki, diyor abi zaten onun olması lazım. Elinde tabii ki de telefon olacak. Ya öğrenci bak yanlış anlamayın şimdi, acındırmak gibi olmasın. Benim şu an yaşım 19. Ben Iğdır'dan buraya geldim. Keyfime değil. Benim iki ablam üniversite okuyor, bir ablam lise okuyor. Şey, bir kardeşim lise okuyor. Dershane parası. Yemin ediyorum ben bundan bir sene önce Iğdır'da kebapçıda çalışıyordum. Günlük 40 TL. Ben bir hafta, günlük 40 TL bir hafta çalışım benim ablamın bir kitap parasını kazanmak için. Yemin ediyorum bak. Ben şu an bak, bir ablam şu an Samsun'da okuyor, diğeri Aydın'da okuyor. Hayırlısıyla bu yıl mezun olacak. Şu an benim burada kimsem yok. Direkt otobüse atladım. Uçak param bile mi yoktu benim. 300 lira param vardı. 250 lira otobüs aldım. Otobüs bileti. 50 lira da yolda gitti yemek. Bulabildin mi bari? Şu an burada bir otelde çalışıyorum. Günlük 120 TL'ye. Abi bak gel beraber gidelim. Şu an benim uyuduğum yer neresi biliyor musun? Normal ofis. Yatak yok, ranza yok. Gelin buyurun beraber gidelim. Hemen zaten şu ileride. Bize bir yatakla, şey, bir battaniyeyle bir yastık verdi. Dedi ki şu mazanın üzerinde uyuyacaksın. Ben 120 lira para alıyorum. Sırf ablam okusun diye, kardeşim okusun diye ben mesai yapıyorum. Ben 2 gün sabah 8 gece 12, bir gün de sırf uykumu almak için öğleden sonra 4 gece 12 çalışıyorum. Bak hemen yattığımız yer şurası. Nereye kadar böyle sürecek kardeşim bu? Bilmiyorum işte, onu bilmiyorum. Bilmiyorum şu an. Ben şu an hani benim bir geleceğim olsaydı ben abi, ben niye Iğdır'dan buraya geleyim? Benim memleketim varken ben niye yabancı bir yerde tek başıma, şu an kimsem yok burada, ben niye burada çalışayım? Benim niye böyle bir zorunluluğum olsun? Telefonum abi şu an J7. Şu an hattı çıkarayım, tekrar takayım, telefon kapanacak. Yemin ederim param yok, cebimde 20 lira para var. O da şimdi ben yemek yiyeceğim. Akşam yemeği bile onlara ait değil. Sözde lojman dediler bana. Akşam yemeği bile ait değil. Şurada bir döner yesem benim cebimdeki para bitecek. Vallahi billahi. Ben Allah'tan sigara içmiyorum. Ben sigara içsem ben gelmezdim yani. Evde gidip uyuyup açlıktan öleyim. En azından derim şerefimle öldüm, param yok derim. Vallahi billahi. Ülkemizde suç oranları gördüğünüz gibi çok artmaya başladı. Okumuş insanlarımızı götürüp hapislere tıkıyorlar. Elin balecisini, keskini, esrarcısını, tinercisini salmış sokaklara. Elin Katarlısı geliyor burada. Tıp okuyor, sınavsız, biz köpek gibi çalışıyoruz dershanelerde, tıp okuyalım. Şimdi de kalkmışlar devlet ayağı çekiyorlar. Daha dün arkadaşım tacize uğradı, böyle bir ülkede yaşıyoruz. Şu an nereye gideceğimizi de bilmiyoruz açıkçası. Giderim yurt dışında tuvalet temizlerim, gene de burada memur falan da olmam. Artık onun da değeri kalmadı. İnsanları o kadar kötü bir duruma soktular ki insanlar ya önünü kesip 50 kuruş için birbirini bıçaklıyorlar, bu durumdalar. Herkes intihar edenleri yok sayıyor, açlıktan ölenleri yok sayıyorlar. Bugün ben burada tokum ama arkamdan komşum aç. Bu ülke geçinmiş mi oluyor? Bu ülke kalkınmış mı oluyor? Hayır, sözde hepimiz Müslümanız. Hani komşumuz açken biz tok yattığımızda Müslüman olmuyorduk. Herkes her şeyi unutmuş. Kadınlar şu yani cinsel obje abi bu devirde. Cinsel obje. Herkes her şeyi yapıyor. Sokaktan geçiyorsun. Ya normal yürüyorsun, adam mal mal ağzına bakıyor. Hiç mi kadın görmedin anasını satayım? Hiç mi dişi varlık görmedin? Ya böyle bir ülkede yaşıyoruz. Nalet gitsin bu ülkeye, nefret ediyorum. İndireceğiz abi, indireceğiz. Z kuşağı indirecek abi. Ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Burada daha demin şu abimiz konuştu. O adamın şu gözüne bak. Gözünün içinde bir mutluluk yok. Bende yok. Bu adam burada gözünde yok. Bu adam da yok. Abi burada gençlerin, bak bakarsan etrafına, hepsi genç zaten. Çoğu belki dershaneden çıkmış, belki işten çıkıp gelmişler. Hepsi burada konuşmak için bekliyor. Hani sanki bir şey olacağını sanarmış gibi gelip konuşuyoruz. O da meçhul de. Belki yarın kapımıza bir polis gelecek. Onu da bilemiyoruz. Belki şuradan çıkarken izliyorlar bizi. Onu da bilemiyoruz ama konuşuyoruz. Adam burada ne yapıyor? Kart satıyor abi. Adam o kadar zor durumda ki artık. Karta girmiş abi bu adam genç yaşında. Şimdi bu gençlerin hepsi mutsuz abi. Güldüklerine bakmayın videolarda falan böyle. Hepimiz mutsuzuz abi. Bu hiçbir şey hiç düzelmeyecek. Şu adama bak abi. Adam gülüyor ama zoraki gülüyor abi. Adam iki tane kız kardeşi için çalışıyor abi. Ben zaten daha demin söyledim, üniversite için. Ne zamana kadar düzelecek abi? Ben bu gençliğim gittikten sonra düzelse ne olur? Abi ben son bir şey söyleyip gidebilir miyim artık? Şimdi sayın milletvekillerimiz hani diyor ya işte asgari ücreti işte 2800 lira yaptılar. Nasıl geçinemiyorsunuz diyorlar ya. Niye o zaman kendileri 20 bin lira maaş alırken biz geçinemiyoruz diye söylüyorlar?
Yani biz 3000 lirayla siz bize eğer diyorsanız sayın milletvekilleri siz geçinebilirsiniz. Siz o zaman 20.000 lirayla bizim 6-7 katımız ortalama para alıyorsunuz. Siz her türlü geçinmelisiniz o zaman. Siz zaten arabanız devletten değil mi abi? Ben A8'e biniyor ya. Almanya'nın başkanı hani diyorlar ya Almanya işte Türkiye ile kıyaslanamaz sabahtan beri. Almanya'nın Angela Merkel gidiyor A4'e biniyor. Belki 2013 model, belki 2014 model. Bizim sayın milletvekillerimiz A8'de geçen görüntülendi gördünüz abi. Son model A8'e biniyor adam. Kimin parasıyla biniyor abi? Yani ben burada öğrenciyim tamam mı? Okula gidiyorum. Diyorum ki acaba ben bugün eve nasıl döneceğim? Yemin ederim bak cebimdeki parayı çıkarmak da istemiyorum şimdi millete mahcup da olmak istemiyorum. Açım yemek yiyemiyorum eve gidip evde kendim yemek yiyeceğim. Yani biz nasıl bu duruma geldik abi? Kim hani bunları kim düzeltecek? Kim bizi bu duruma soktu? Cumhurbaşkanı dolar 9,5 lira olmuş. Yemin ederim şimdi diyorlar ya herkesin elinde işte iPhone var, şey var. Samsung bile alamıyor. Telefonum yok, telefonum. Yok. Telefonum yok. Girelim. En ucuz sıfır telefon 4000 lira olmuş. Teşekkür ederim kardeşim. Çok uzadı. Rica ederim. Alalım senin görüşünü. Seni söyleyeceksen bitiriyorum artık. Tamam abi. Abi ben şu an otelde çalışıyorum. Evet. Belki bilirsiniz Windows'lara. Şu an orada yaklaşık bir haftadır orada garsonluk yapıyorum. Abi ben 19 yaşındayım. Memleketimden geldim buraya. Sırf para kazanmak için. Saçma bir neden memleketimden buraya geliyorum. Burası ayrı bir konu. Abi yemin ediyorum sana yurt dışından gelen aile gördüm. Abi aha çocuğun boyu şu kadar. Elinde 11 Pro var. Yemin ediyorum bak. Geldi telefonunu masada unuttu. Abi resepsiyona verdim telefonu. O adam hani onlarda o kadar para var ki. Hani telefonu almaya bile gelmedi onlar. Vallahi billahi. Biz de otelde oylama yapıyoruz. Acaba o telefon kaç kişiye bölünecek veya sahibini nasıl bulacağız diye. Abi o kadar yokluktayız yemin ederim. Şu an var ya bak yemin ediyorum abi bak şu an bak, cüzdanımı göstereyim sana. 20 lira para var. Abi bak bu banka kartlarım sırf para yatsın diye. Şurada 1 lira para olsun abi üstümdeki her şey senin olsun yemin ederim. Bir kuruş param yok. Şimdi gideceğim ben ofise doğru gidiyorum. Eyvallah. Ben şimdi ofise doğru gidiyorum. Hemen şu üstte zaten. Gideceğim adamdan avans isteyeceğim eğer o da verirse. Veremezse artık ya birisinden borç para alacağım. Ya da mecbur avans almak zorunda kalacağım. Ya da arkadaşlardan borç alacağım. Ki şu an 5 gündür buradayım abi. Arkadaştan 100 lira borç almışım. Günlük yemek param. Çünkü akşam yemek parası bize ait. Ben bazen sırf yemek parasını vermemek için ben double yapıyorum. Sabah 8 gece 12 yemin ediyorum sana bak. 2 gün sabah 8 gece 12 çalışıyorum. Bir günde sırf uykumu almak için öğleden sonra 4 gece 12 çalışıyorum. Bazen de yani kendindeysem eğer öğleden sonra 4 ertesi gün sabah 8'de eve geliyorum. Abi yemin ederim bak. Şu ileride hemen zaten yattığım ofis. Yemin ederim ranza yok. Şu an elektrik suyu kesilmiş. Adam diyor ki otelin sahibi diyor ki diyor tıraş olup geleceksiniz. Su yok, tıraş olayım ben. Vallahi bile. Şimdi dedim gideyim bir yerde tıraş olayım. Adam benden 20-30 lira para isteyecek. Ben bunu nereden getireyim? Hani bana bir çözüm bulun. Şimdi gideceğim adama diyeceğim ki su parasını öde ki su gelsin. Adam diyecek ki bana ne diyecek? Hepiniz kendi paranızı ödeyin. Bu suyu siz harcamışsınız. Su yok. Ben içme suyumu birazdan alacağım. Masanın yanına koyacağım. Akşam kalktığım zaman su içeyim. Orada su bile yok. Yemin ediyorum bak. Ben böyle bir yerde çalışıyorum. 5 yıldızlı otelde çalışıyorum. Abi ya millet geliyor böyle yiyor harcıyor. Abi gece düşünüyorum ben niye bu durumdayım? Hani neden? Abi işte ekonomi 2855 abi para mı kurban olayım? Yumurta kaç lira olmuş? Abi anneme diyorum ki diyorum orada tavuk al bari biraz yumurta olsun ki en azından yumurtaya para vermeyelim. 19 yaşındayım ben bunu düşünüyorum. Ben de askere gitmedim. Acaba diyorum ya askere gitsem hani kimden para isteyeceğim nasıl geçineceğim orada? Ben bunu düşünüyorum. Ben bazen diyorum ki askere gittiğim zaman abi ben bunu düşünüyorum. Diyorum ki inşallah hudutta düşerim de hani çarşıya gelmem de param bitmesin. Vallahi billahi bak ben bunu düşünüyorum. 19 yaşındayım. Ben neden hani memleketimden buraya geleyim? Neden yabancı yere geleyim? Şu an vallahi abi şu arada bir tanıdığım yok. Hani diyeyim ki ya İşten çıkarsam bile nasıl olsa şu böyle bir tanıdığım var gider orada kalayım. Abi kimse yok. Gidin bir lojmanda kalayım abi 35-40 lira 50 lira. Param yok şu an cebimde para yok. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Ki kaldı ki ben geleceğimi göreyim. Yarım saat sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Aa gelmişler diyorlar ki işte öğrencinin durumu şu. Abim bana dedi. Abi ben spor lisesine gidiyordum. 3 yıl önce okulu bıraktım. Abim bana şunu dedi. Eğer sen okursan ablaların okumayacak ama eğer sen okulu bırakırsan bize destek olursan ablaların okuyacak. Abi gel de bu seçimin arasında dur. Ben okumadım ben şu an çalışıyorum ablalarım okusun diye. Ben 19 yaşındayım şimdi abi şu an ben Ocak'ta muayeneye gireceğim yemin ederim. Acaba diyorum ya askere gittiğim zaman nasıl olacak? Vallahi billahi 2002 Ocak doğumluyum Ocak'ta muayenem gelecek benim. Şimdi diyeceğim ne yapayım onu düşünüyorum şu an.
Bazı amcalar da geliyor diyor ki telefonunu göster. Lan telefonu tabii ki de yüksek model olacak. Neden olmasın? Neden yani? Öğrenci tabii ki de olacak. Otelde şu kadarcık çocukta 11 Pro var. Aa bu arkadaşımda neden o telefon olmasın? Onlardan eksiği ne? Neden olmasın? Rica ederim abi. Senin numaranı verdin değil mi kameramana? Ha. Tamam.